Konuşmama başlamadan önce Ankara'da elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, yaralılarımıza şifa temenni ediyorum. Allah bizlere, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasını diliyorum. İçerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle özel sektörün yön tayini ve ileriyi görme bakımından ciddi anlamda zorlandığı bir zamanda Ticaret Bakanlığımızın sahaya inerek sorunları yerinde tespit etmek suretiyle çözüm arayışına girmiş olması reel sektör olarak bizleri oldukça memnun etmektedir. Bu itibarla başta Sayın Bakanımız Ruslar Pekcan Hanımefendi olmak üzere bakanlık yetkililerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hafta kendilerini şehrimizde ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli konuklar, bugün daha çok sizleri dinlemek istiyoruz. Sizden gelecek fikirler, çözüm yolları, ekonominin önünü açacak yenilikçi yaklaşımlar bizim için ve Ticaret Bakanlığımız için çok önemlidir. Zira Kahramanmaraş bugün ülkemizin en iyi kalkınma modellerinden bir model olan şehridir. Sanayileşmedeki başarısı, istihdam üretme kapasitesi, Ar-Ge çalışmaları ile öne çıkmaktayız. İhracatta her geçen gün pazarlarını büyüten, katma değerini artıran bir kent olarak bu alanda da birçok Anadolu şehirlerine rol model olacak bir yapı sergilemekteyiz. Bununla birlikte global siyaset ve ekonomideki muhafazakar yaklaşımlar hiç şüphesiz Türk özel sektörünü de çok yakında ilgilendirmektedir. Düne kadar serbest ticaretin ve kapitalizmin lideri olan ABD bugün korumacılığı savunuyor. Düne kadar kapitalizmin en sert düşmanı olan Çin ise serbest ticareti ve kapitalizmi savunuyor. Bu büyük bir küresel döngünün başladığını, yeni aktörleriyle yeni bir dünya düzeninin oluşmaya başladığını işaret etmektedir. Doğal olarak bu gelişmelerin Türkiye'nin uluslararası ticaretine olası yansımaları ve bu yansımalara Ticaret Bakanlığımızın göstereceği reaksiyon çok önem arz etmektedir. Dolayısıyla özel sektörün yaklaşımını ortaya koymak açısından bugünkü toplantımızın anlamı daha da güçlenmektedir. Değerli konuklar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak takip ettiğimiz Ticaret Bakanlığımızı ilgilendiren çalışmalardan bahsederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Yerli üretimi gözetmek bakımından pamuk ipliği ve sentetik iplik ithalatına ek vergi çalışmalarını bakanlığımızla birlikte takip etmekteyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde son neticeye doğru ulaşmak ümidindeyim. Bu çalışmalar tamamlandığında tekstil sektörünün ekonomiye, ihracata, istihdama katkısını artırmayı hedeflemekteyiz. Paslanmaz yassı çelik ithalatında uygulanan ek verginin kaldırılması ve şehrimizin ikinci büyük sektörü olan metal mutfak eşyalarının ham madde konusunda rahat nefes almasını arzu etmekteyiz. Bu konuda da girişimlerimizi yaptık ve yapmaya da devam etmekteyiz. Ana ham maddesi yassı çelik olan metal mutfak eşyaları sektörü bu ham maddenin ithalatında uygulanan ek vergilerle rekabet gücünü ve ihraç pazarlarını kaybetme noktasına gelmiştir. Bu anlamda ek vergilerin iptali sektörü oldukça rahatlatacaktır ve ülke ekonomisine katkısını güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın hayırlı, uğurlu, güzel geçmesini diliyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adem Başarı kürsüye davet ediyorum. Değerli Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, değerli Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, sanayicilerimiz ve değerli basın mensupları, konuşmamın başında hepinizi bakanlığım ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Evet, biz iki gündür Maraş'tayız. İki gündür Maraş'ta firma ziyaretleri yapıyoruz. Çok sayıda Maraş firmasını ziyaret ettik ki şöyle bakanlıktan bakanlığımızın tüm birimlerinin katılımıyla
bir organizasyon gerçekleştirdik. Bakanlığımızın bütün fonksiyonları biliyorsunuz. Yeni bir bakanlık olduk. Ticaretin bütün boyutlarını tek bir çatıya topladık. Bu çerçevede Sayın Bakanımızın talimatıyla illerde, her ilde sanayicimizi, üreticimizi, tacirimizi ve esnafımızı yerinde ziyaret etmeyi hedefledik. Bu anlamda da aslında ilki Maraş'ta yaptık. Belki bu da bizim için de ayrıca bir tecrübe oldu. İki gün boyunca tüm Maraşlılara, Maraş esnafına, Maraş tacirine, Ticaret Odası Başkanımız ve üyelerine bu anlamda bize gösterdikleri ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Evet, işin ihracat boyutu, ithalat boyutu, iç ticaret boyutu, gümrük boyutu ve diğer alanları da dikkate alarak tüm birimlerimizden temsilcilerle bugün buradayız. Sizleri dinlemek istiyoruz. Sizlerin sorunlarını, beklentilerini, bakanlığımızı ilgilendiren ve başka kurumları da ilgilendiriyor olsa da o kurumları da dikkate alarak dinlemek ve bunları kayda almak, burada cevap verebildiğimiz, burada değerlendirme yapabildiğimiz hususları sizlerle şu an paylaşmak, bazı hususlara da Ankara'ya dönüşte sizlere iletişimle dönmek istiyoruz. Tabii ki bu çalışmaların sonucunda bir raporlama da yapıp Sayın Bakanımıza sunmak hedefindeyiz. Bu noktada tabii ki ülkemiz zor bir ekonomik süreçten geçiyor. Bu süreçte de bakanlık olarak süreçleri hızlı ve kontrollü şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Sizlerin bu noktadaki desteğini de önemsiyoruz. Bakanlık olarak son dönemde çok ciddi sayıda, çok fazla sayıda çalışma yaptık tacir ve esnafımıza yönelik. Bunlara ben burada çok değinmek istemiyorum ama şimdi arkadaşlarımızla birlikte masaya geçeceğiz. Masada tüm birimlerden temsilci arkadaşlarımız olacak. Onlarla birlikte sizin değerlendirmeleriniz ve sorularınız üzerine bakanlığımızın yaptığı faaliyetleri de sizlerle bir anlamda paylaşmış olacağız. Sizlerin sorularını da olursa onlara da cevap vermek istiyoruz. Bu anlamda ben sadece sizleri selamlamak istemiştim. Teşekkür ederim. Toplantımız inşallah sizler için, bizler için faydalı olur. Maraş bizim için faydalı oldu. Biz Maraş'tan birçok şey öğrendik. İnşallah sizlere de bu anlamda katkımız olacaktır. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi toplantılar diliyorum.